halkın nabzın arttığı pazarlara geldik. Hem esnafa sorduk hem alıcıya sorduk. Fiyatlar arttı mı, azaldı mı? Kimisine göre fiyatlar arttı, kimisine göre fiyatlar aynı kaldı. Biz fiyatlar arttı ya da fiyatlar azaldı diyemiyoruz. Haberimizin detaylarında sözü size bırakıyoruz. Aynen Bey, 7 aydır koronayla mücadele ediyoruz. Ve bu süreçte esnaf olarak siz nasıl etkilendiniz? Fiyatlar arttı mı? Fiyatlar artmadı. Çalışana her zaman ekmek var. Peki sizce bu 7 aylık süreçte görünmeyen bir ekonomik kriz yaşanıyor mu? Çünkü vatandaş fiyatlar arttı, tezgahlara el uzatamıyoruz diyor. Çalış. Bunu hazır yiyenler şikayet ediliyor. Çalışana kriz yok. Bir dakika. Niye pahalı değil mi? 20 lira kaça çıktı? Durmadı, 6 yapacağına ye. Parayı biriktir de 6 yapacağına ye. Yatırın yapacağına. Çocuğunu ne verecek? Ne yapsın? Çocuk çoluğunu ne verecek? Mecbur. Mecbur. Niye? 20 lira şey mazot gübre kaça? Mazotuna gübre kaça? Ya çok pahalı. Bir torba şeyim 100 lira oldu. En kötü kepek 50 lira. Şimdi 7 aydır koronayla mücadele veriyoruz. Ve bu süreçte pazar piyasası nasıl etkilendi? Çok etkilendik. Hep oturuyoruz. Esnaf olarak hep oturuyoruz. Hiçbir şey yok ve önlemler ne kadar da alınsa yeterli önlem alınmadığı için, bak bugün çok yakın sanayici, İstanbul Sanayi Çakı adamı Ahmet Özkan arkadaşımız Hakk'ın rahmetine yürüdü koronadan. Çok dikkat etmesine rağmen ama şu anda görüyoruz vatandaşın çoğu dikkat etmiyor. Edilmesi gerekiyor ya. Vatandaş pazardaki fiyatların sürekli arttığından yana şikayetçi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Mutlaka ama vatandaş da haklı, esnaf da haklı. Çok giderler ağır. Nakliyeler çok ağır, mazotlar çok pahalı. Antalya'dan şu anda Tokat'tan domates geliyor. Kaça, kaç nakliye görüyor, kaç liraya vermesi gerekiyor, o da haklı. Biz şu anda mal almak için 3 el değiştiriyoruz. Direkt alabilmiyoruz ki, alamıyoruz. Alsak ona göre uygun olacak ama marketler maalesef pazarı çok kötü vurdu. Çok yani, bunun önemli olan devletimizin, şu andaki hükümetin marketlere çok yön vermemesi gerekiyor. Çok marketlere yön verdi. Her mahalleye 4-5 tane bir marketin girmesi ne demek? Esnafı öldürdü. Küçük esnafı resmen öldürdü. Bak küçük esnaf, benim koskoca dükkanım, ben karşıda oturuyorum. Bugün Bafra'nın haftası. Ve bunun gibi bütün arkadaşlarımız aynı. Bakın şöyle beyefendi bir çak, bak esnaf arkadaşlar hep oturuyor. Haksız mıyız? Bunun için biz vergimizi ödüyoruz. Odalara bakıyoruz hepsine ama bankalara borçlandık. Hep bankalara borçluyuz. Bütün esnaf arkadaşlar oturuyor. Yani halkın da alma gücü yok. Neziha Hanım, 11 Mart'tan bu yana koronayla mücadele ediyoruz. Evet. Ve bu süreçte sizce çalışıyor musunuz? Ben emekliyim. Emeklisiniz. Almanya'dan emekliyim. Yurt dışını görmüş ve gelmiş birisi olarak pazar fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Fiyatlar arttı mı? Sizce bu süreçte, son 7 aylık süreçte ekonomik kriz yaşanıyor mu? Ya bence yaşanmıyor. Bence gayet normal fiyatları. Hani bazı şeylere bakarak tabii pahalı ama pazar fiyatları normal. Pazar fiyatları normal buluyorum. Tabii bunun bahçede, tarlada dikimleri var, şeyleri var. Tabii kazanacaklar yani onlar da. Gayet normal buluyorum. Bunun emeği var. Emeğini de düşüneceksin. Yani bunun şeylerini söylüyorum ben herkese. Normalde pahalı bir şey değil yani. Tabii bazı şeyler, kıyafetlerde tabii var yani. Ama pazarlarda pahalı değil. Değil. Teşekkür ederiz. Çok güzel. Türkiye'mizi çok güzel buluyorum. Yalnız biraz da şu koronayla biraz dikkat etsek çok güzel olacak. Bazı görüyorum, dikkat etmeyenlerimiz var. Bunlardan gerçekten gözlem altındayım yani. Böyle bakıyorum, ediyorum. Kolaydan geliyorum ben de. Şu dolmuşlarımıza da dikkat etsek. Belediye başkanlarımız bir göz atsa onlara da. Bir 30 kişi bindiriyoruz yani dolmuşlarımıza. Bunları da bir ilgililere söylerseniz çok çok memnun olurum. Ekonomik kriz her zaman var. Ve fiyatlarda şu anda %40-%50 artış var. Müşteriye de bunu anlatamıyoruz. Bir koli yumurta şu anda 20 lira toptan. Ve 20 liraya ben parakende satıyorum. Adam alırken bile zorlanıyor. Bakın sabahtan beri bir koli yumurta sattım.
Peki sizce bu fiyat artışları neden oldu? Özellikle artmasında bir sebep var mı? Korona dışında. Dolar, euro. Dış etkenler, başka bir şey yok bence. Benim görüşüm öyle. Yani diyorsunuz ki fiyatlar arttı. Biz de mağduruz, halk da mağdur. Herkes mağdur. Yani müşteriye anlatamıyoruz biz bunu. Dolar, euro çıktıkça her şeye vuruyor yani. Mesela yumurtanın yemi, tavuğun yemi yurt dışından geliyor dolar bazında. E ne yapıyor bu sefer? Fiyata vuruyor. Fiyata vurduğu zaman da müşteri mağdur oluyor. Benim kazancım 1 lira ama müşteri alamıyor. Peki bu süreçte devletin pazar esnafına yönelik özel bir desteği oldu mu? Olmadı. Hiçbir şekilde olmadı. Biz görmedik. Mesela Bağkurlar hala işliyor, vergiler hala işliyor. İbrahim Bey, buyurun. Pazar esnafısınız. Evet. Ve 11 Mart'ta hayatımıza giren ve hala varlığını devam eden koronayla mücadele ediyoruz. Tabii ki. Bu süreçte bir pazar esnafı olarak piyasada ne gibi değişiklikler oldu? Sizce kendini göstermeden var olan bir ekonomik kriz var mı? Bence ekonomik kriz denen bir şey yok. Yani biz şu an 15 kişilik bir çalışan kadromuz var, iş yetiştiremiyoruz. Yani ekonomik kriz yok ama ekonomik krizin arkasına sığınan bir esnaf kitlemiz var. Yani insanlar ekonomik krizin arkasına sığınıyorlar, işlerini doğru düzgün yapmıyorlar. Biraz da pandeminin vermiş olduğu rahatlıktan dolayı hani biraz bir gevşemeler oldu esnafımızda. İşte devletimiz burada çok ciddi anlamda esnafa, halka, vatandaşa ciddi anlamda destek verdi. Kredisel anlamda yani şöyle desek yanılmayız herhalde. Yani elini sallayana, geçene, yoldan geçene herkese bir şekilde para verdi, dağıttı ciddi anlamda. Sosyal yardımlaşma paralarıdır, işte pandemi destek paraları, aile paraları, işte esnafa düşük oranlarla krediler. Ciddi anlamda bir herkes yani telefonu eline alan, mesaj atan bir şekilde para aldı. Yani burada bir rahatlama oluştu bana sorarsanız. Ondan sonra ve pandemi sürecince işte kapanmalar oldu biliyorsunuz. İnsanlar biraz daha relax alıştılar. Yoğun bir çalışma temposundan biraz şey yapınca. Yani biraz bir rahatlamanın vermiş olduğu bir süreç var yani devam. Ondan dolayı ama yani esnaf olarak herkes işini doğru düzgün yapınca hani derler ya ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Ayağımızı yorganımıza göre uzattığımızda alacak verecek dengelerini sağladığımızda emin olun kriz denen bir şey. İbrahim Bey, 11 Mart'tan bu yana hayatımızda korona var ve koronayla mücadele ediyoruz. Bu süreçte pazar esnafı olarak siz nasıl etkilendiniz? Sizce bir ekonomik kriz yaşanıyor mu? Ekonomik kriz yaşanıyor şu anda. Biraz etkilendik. Zam, %50 zam geldi bütün her şeye. Halk biraz zorlanıyor alırken. Vatandaş diyor ki fiyatlar çok arttı. Elimizi tezgahlara uzatamıyoruz. Halk çok muzdarip bu konuda. Siz ne düşünüyorsunuz? Fiyatlar gerçekten arttı mı bu kadar? Arttı, doğrudur. Arttı. Peki bu sürecin nasıl devam edeceğini düşünüyorsunuz? Fiyatlar artmaya devam mı edecek? Görünürde edecek gibi görünüyor. Bahtiye Hanım, 11 Mart'tan bu yana koronayla mücadele veriyoruz. Ve siz bir vatandaş olarak pazardaki fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Fiyatlar arttı mı? Ne durumda fiyatlar? Biraz artmış. Önceki gibi değil. Nasıl bu artış? Çok mu? Etkiliyor mu vatandaşı? Etkiliyor tabii ki de. Tabii ki de etkiliyor. Koronayla mücadele ediyoruz. Ve fiyatlar sizce bir pazar esnafı olarak 7 ay önceye göre nasıl, sizce bir ekonomik kriz yaşanıyor mu? 7 ay önce fiyatlıydı arkadaş. Şimdi efendime söyleyeyim düşük, uygun. Şu eski fiyatlara bakalım. Yani fiyatlar artmadı, azaldı diyorsun. Şimdi artmadı derken şimdi birinci ay geçtikten sonra artar. Yeni ondan sonra yeni duman çıktı, düşük. Birinci ay geçtikten sonra artar. Çünkü 13 liraya, 15 liraya kadar limon sattı. Çünkü fiyatı aldık, fiyatı sattık. Görüyor mu Allah? Abi limonun fiyatı nasıl? Fiyatına bakmadık daha. 5 tane 3 lira diyor. Bilmiyorum vallahi. Koronadan önceye göre fiyatlar arttı mı yoksa azaldı mı? Normal aynı fiyat bu. Limon aynı. Aynı. Bir de satıcısına soralım bakalım. Aynı değil, düşük. 10. Evet, 10 liraydı. Şu anda 5 lira. Yarı yarıya. Vatandaş
Vatandaş diyor ki fiyatlar genel itibariyle arttı. Elimizi her şeye uzatamıyoruz. 100 lira 5 lira gibi arttı. Şu anda limon en düşük pazarda limon. Başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Maalesef. Biz 5 liraya satmıyoruz, 3 liraya satıyoruz. Diyor ki vatandaş fiyatlar arttı. Elimizi her şeye uzatamıyoruz. Vallahi bilmem biz üreticiyiz ama biz toptan fiyatına satıyoruz. Siz diyorsunuz ki bu korona sürecinde fiyatlar artmadı. Yani. Öyle daha 3 liraya satılan malın neresi yüksek olsun güzelim? Teşekkür ederiz, sağ olun. Necdet Bey, 7 aydır koronayla mücadele ediyoruz ve bir pazar esnafı olarak siz bu süreçten nasıl etkilendiniz? Fiyatlar arttı mı, azaldı mı? Yok, fiyatlarda bir artma yok. Herhangi öyle bir hani fırsatçılık diye bir şey yok yani. Zaten aldığımız yer belli. Haldan alıyoruz. Ben şahsen Samsun'a gittim. Samsun'dan alıyorum. Ama uygun alıyoruz yani fiyatları. Uygun sayı. Ama pazarda tabii bizim para kazanma şansımız çok az yani. Çok cüzi. Mesela şu malı ben 750 liraya aldım. 1 liraya satıyorum. Yani o da normal yani haşlamalık patates. Normal patates de onu da 1 liraya alıyorum. 1,5 liraya satıyorum yani. Yani durum öyle. Satışlar nasıl etkilendi peki? Tabii düştü, çok düştü yani. Yani bak burada birkaç esnaf arkadaşımız yer tuttular, bıraktılar.